Tüm dünya gibi Türkiye koronavirüse karşı teyakkuzda. Sağlık çalışanları bu dönemin kahramanları. Ben onlara süper kahramanlar diyorum. Canla başla çalışıyorlar. Hepsine minnettarız. Bir kez daha teşekkür ediyoruz hepsine. Rakamlar günden güne umut veriyor ama işte burada kocaman bir ama var. Virüsün yayılma hızı düşse, hatta sıfırlansa bile, lütfen dikkat, aşı bulunmadığı takdirde sonbaharda, Eylül-Ekim aylarında ikinci bir dalganın gelmesi bekleniyor. Haziran, Temmuz gibi biz bunu daha da az olarak göreceğiz. Ve sonbaharda tekrar karşımıza belki daha fazla vakayla birlikte çıkacak. Kulağımız her zaman aşı çalışmalarında. Hala virüs duruyor, yani bir yere gitmiş değil. Tehlike bitmedi. Bu virüsle yaşamayı ta ki aşı olana kadar öğreneceğiz. Virüs salgını Türkiye'de pik noktasına ulaştı. Hatta düşüş trendine de geçti. Ama tehlike devam ediyor. Çünkü vaka sayısı henüz sıfırı görmedi. Yeni bir dalga gelir mi sorusuysa herkesin aklında. En ufak bir taviz her şeyi yeni baştan, belki de bu ikinci dalga denilen kısmın çok daha hızlı olmasına neden olabilir. Bu virüsün ikinci bir atak yapıp yapmadığını henüz bilmiyoruz. Fakat olası bir ihtimal olabilir. Bunu göz ardı edemeyiz. Uzmanlara göre aşı bulunana kadar risk devam edecek. İşte bu yüzden virüs kısa dönemde alınan tedbirlerle sıfırlansa bile yok olmayacak. Özellikle güz döneminde ikinci bir dalganın patlak vermesi olası. Eğer bu normalleşme sürecini iyi yönetebilirsek aslında ikinci dalgayı uyandırmadan normale dönebiliriz. Vaka sayılarında azalmalar oldu. Ancak bu mikroorganizmanın ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Korkulanın olmaması için de sosyal izolasyona sıkı sıkıya uyulması, hatta ilave tedbirlerin alınması şart. Rahatladığımız her noktada bir şey patlayabiliyor. Ona da dikkatli gitmek lazım. Virüsün aşısı bulununcaya kadar ve herkes aşılanıncaya kadar mutlaka ve mutlaka sosyal mesafenin korunması temel, vazgeçilmez bir esas olacak. Önerimiz insanların sosyal mesafeye dikkat etmeye devam etmeleri gerektiği ve bu mesafeye dikkat ederken de ilave önlemler gerektiğinde alınabilir. Sağlık Bakanlığı ise henüz aşısı ve tedavisi bulunmayan ve ikinci dalganın gelmesi muhtemel olan koronavirüs için sağlık sistemini daha da güçlendiriyor. Önlemleri çok öncesinden biz planlayıp düşünüp almaya başladık. Yine ikinci bir dalga olması ihtimali durumunda da sağlık hizmetimiz buna yeterli olacaktır.